أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر فعل منه لا إله إلا الله. Öyleyse Habibim bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Rabbim bu imanımızı muhafaza buyursun. Son nefesimizde de aşkla şevkle inşallah okumak için Rabbim'den tazarruğu niyaz ederek La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Rabbim gerçek şahit kılsın. Amin. Bu türlü imanımızı muhafaza buyursun. Amin. Habibi edibi hürmetine, insü celali hürmetine, azameti kibriyası hürmetine. اَشْرَفِ الْرُّوحِ جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ والحمد لله رب العالمين الفاتحة هو يا طبيب القلوب مدد يا أرحم الراحمين مدد يا أكرم الأكرمين مدد يا إله العالمين Destur ya Adem Safiyullah Destur ya Nuh Şekirullah Destur ya İbrahim Halilullah Destur ya Musa Kelimullah Destur ya İsa Ruhullah Destur Muhammed Mustafa Habibullah Destur cümle Peygamberan-ı Zemb-i Resul-i Kiram Hazretleri Destur ya sahibel meydan, rızaen lillahi l-fatiha ma'as salavat. Vücudu ile mevcut, sıfatı ile muhit, Esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamdle başlarım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve efevvili emriyle Allah, innallahu basirin bil ibad, sallallahu lazim. Muhterem cemaat, Allah adedimiz artırsın. Amin. Bugünlerimiz bizi Rabbim aratmasın. Amin. Evet. Hazreti Allah'tan tazarruğu niyaz ediyorum. Şu mübarek toplum içinde. Evet. Mübarek toplum ki arzuları, istekleri samimiyetini koruduğu müddetçe reddolunmaz. Hiç ben olmaz. Yunus ne diyor? Dervişlerin duası. Kabul olan olur. Tabii şüphen var mı? Şüphen var mı? Onlar ıspanak pırasa diye bağırmazlar. Basit şeyler değil onlar. Onlar iman korunmasını isterler.
ihlas isterler, hem cinsinin rahat yaşamasını isterler, devletinin efendim yararlı iş yapmasını isterler, hükümetinin böyle ordusu Allah güç kuvvet versin dua ederler. Bunlar zararlı insanlar değil ki. Peki ne zaman anlaşılacak bu? Daha hala anlayamadık. Anlayamadık ki bu vatanı kurtaran büyüklerimizin üzerine mesuliyeti atarak yürümek hala devam ediyor. Maneviyatı güya onlar böyle beklettiler gibi hava veriyorlar, yazık ediyorlar. Maneviyatsız din olmaz, tasavvufsuz din yaşanmaz, olmaz. Şeriat dediğiniz zaman yalnız şekilden ibaret değildir. Mananın zahire yansıdığı zaman aldığı isim şeriattır. Bu da istişareye tabidir. Her devrin ifadeleri, manası ayrı ayrıdır. Buna içtihat derler. İçtihat hiçbir zaman kesilmemiştir yeryüzünden. Hazreti Allah lütfetmiş, devamlı peygamber göndermiştir. Ama en son peygamber, ahir zaman evet peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyecektir. Onun için istişare çok elzemdir ve yeterlidir. Peygamber Efendimiz'in de bu hususta uyarısı vardır. Biliyorsunuz çoğu anlatırız Muaz bin Cebel, İbni Cebel radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz öyle buyurdular. Yemen'e vali tayin olunmuştu. Neyle hükmedeceksin ya Muaz dediler. Allah'ın kitabıyla ya Resulallah dedi. Vali oldu çünkü. İyi anlayın. Allah'ın kitabında bulamazsan aradığını Hazreti Resulullah'ın sünnetiyle. Orada da bulamazsan yağmaz. İçtihadımla ya Resulallah. Peki. Hazreti Resulü Efendimiz'in yüzüne karşı içtihat diyor da. Sen şimdi garip niye demiyorsun? Ne hale getirdin işte? İçtihat olmayınca şeriatı yaşamayacak hale getirdin. Efendim? Evet. Hala Emevilerin, Abbasilerin tatbik ettiği şeriatı tatbik ediyoruz. Ya bir günü, iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyurdu Peygamber Efendimiz. Maddede de böyle, manada da böyle. Niçin anlamak istemiyorsun? Ne oldu yasakladığında? Sahtekarları aldın, çoğalttın. Din İslam'a karşı nefret duyurdun dünya, ürküttün, kaçırdın. Ondan sonra dert yanıyoruz. Efendim, Muhammediler iyi seviyor oluyor diye. Demek onlar senden daha yumuşak gösteriyor. Allah'ı daha sevimli gösteriyor, oraya kaçıyorlar. Sen bir gazab-ı ilahi gibi gösteriyorsun. Bir hınç alacak gibi gösteriyorsun Hazreti Allah'ı. Hala buna devam ediyorsun. Belki dün böyle gidiyordu insanlar, şimdi değil. Şimdi maymun gözüne işte hakikat görüldü, ortaya çıktı. Dünya artık Allah'ın emri nasıldır diye yürüyor, yürüyor, yürüyor. Kalmadı materyalistlerde ise kalmayacak. Allah bizlere de ihsan etsin, bizimkilere de. Beş duygunun esiri materyalistler var ya, fizikten başka bir şey itibat etmez. Ama dindar olduğunu da iddia eder. Allah'ı da bildiğini iddia eder. İnanma! Çünkü amentiye terazi yapar da ölçüyü alırsan, o ölçüye gelecek hiçbir dirhem yoktur. Onu ölçecek
Evet. Surete, manaya hulul etmemiş ki. Onun için Hazreti Allah buyurur ki bu dünyada ama, ahirette ama. Peygamber Efendimiz de buyurur, bu dünyada görmeyen ahirette göremez. Kavli Mustafa bu, kavil. Da öyle buyuruluyor tefsirde. Onlar diyecekler ki, biz dünyadayken görüyorduk. Ya Rabbi niye bizi şimdi ama olarak haşrettin? Niye gözlerimiz görmüyor? Şimdi hakikat alemindesiniz. O dünyadaki gözünüz buraya ait değil. Hakikat gözleri burada olacak, görecek. Onun için hakikat gözünü kabul etmediniz, burada ama olarak haşroldunuz. İyi anlıyor musun? Benim mübarek kardeşim. Nasıl tasavvufu inkar ediyoruz? Nasıl tarihi inkar ediyoruz? Kur'an-ı Azimüşşan'ı inkar ediyoruz. Niye? Hazreti Allah öyle buyuruyor. Biz peygamberlere bir şeriat, bir de tarih verdik, yol gösterdik. Allah! Özü, özü. Peki ne demek bunda? Bunda her şey var onun işte. Yolun uğramazsa Muhammed'e geçti kervan, kaldın dağlar başında. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uğramayan yol zındıklıktır. Muhammediler için diyorum. Karıştırmayın bunları. İsevler içinde İsa Aleyhisselam'a uğramayan yol zındıklıktır. Museviler içinde Musa Aleyhisselam'a uğramayan yol zındıklıktır. Bunlar nuru Muhammedi. Özet olarak. Levlâke levlâke mâ halektül ehlâk. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Efendim. Niye bunu cemileştiriyorsun? Hazreti Allah öyle buyuruyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ne buyuruyor? Benim elçilerimi birbirinden ayırt etmeyin. Kimisi yüksekte, kimisi alçakta bilmem ne. Ahkam kesmeyin. Saftirilik yapmayın. Onlar benim elçilerimdir. Onlar ilah değil. Size olan rahmetimi ihsan etmek için onları vesile kıldım. Ezel Erbaht'ta hasreten yarattım. Onların varislerini de yarattım. Ezel Erbaht'ta, hepsi Ezel Erbaht'ta ya, hasreten. Onların varislerini de yarattım. Onlar olmadığı zaman siz kıyameti bekleyiniz. Ana. Evet. Yok diyorlar ya hocalar. Onların kıyameti koptu herhalde. Vallahi o alem bilmiyor yok ya. Olmayınca kıyamet kopacak ya. İşlerine gelmedi. Nasıl gelmiyor? Deyim mi size? Bir bakıma haklı maddede. Niye? Ben bu kadar dilsek çürüttüm de diyor yahu. Medrese müdrese koymadım, aman efendim okumadığım şeyi koymadım. Ben bir şeyler öğrendim de, ya bu iki günde Allah her şeyi bildiğini iddia ediyor. Ah hocam ah, aklım oraya erseydi. Benim şeyhim öyle derdi, hocalar cahillikten kurtulur da ahmaklıktan da kurtulamaz derdi. Sen cahillikten kurtuldun da ahmaklığa doğru gidiyorsun. Sen Allah'ın yedi kudretinde olan ilmi bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Benim ilmimi sen iyi karşıla... Hayır, hayır, ona ihtiyacımız var. Ona ihtiyacımız var ama başlı başına yetmiyor. Bakın, şer'an fetva verilmiş, başlı başına ilmi kelam küfürdür denilmiş, bitti. İlmi kelam, başlı başına yalnız kaldığı zaman kuvurdu.
Sizin lisanınızdan konuşuyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Nereden öğrendin? 37 senedir bu vazifeyi leke sürmeden götürmeye çalışıyorum. Rabbim muhafaza etsin. Oradan öğrendim. Hani anlatırım ya işte kurt tilki bilmem ne hikayesini. Nereden öğrendin sen bu taksimi demiş de yerdeki yatan kurdu göstermiş, parçalanmış kurdu. Buradan öğrendim demiş. Az parçalamadınız. Ama bizim kimseye zararımız yok. Tavsiye ediyorum dünyaya. İngilizce yaptık mantarı. Bu tavsiye mantarını. Almanca yaptık. Oradan teşekkürler gelmeye başladı inşallah. Bizden ne zaman gelecek teşekkür bilmiyorum. Geliyor büyüklerimizden Allah razı olsun. Büyüklerimizden geliyor da herhalde pek güçleri yok onların da. Ne yapsın? Evet. Peki. Bitmeli bu dava. Bakın uyum yasasını kabul ettik mecliste. Tebrik ederim. Mübarek olsun. Çok uyanık hareket ettiler. Canım şimdi eski tabirle konuşursak kafirin gavurun kulpuna kaçtık sana. İşte bundan anamızı ağlattınız bizim. Bütün dünyaya kafir gavur gayrimüslim diyerek canımıza okudunuz bizim. Perişan olduk. Dört mevsim yaşayan ülkemiz, her imkanlar var, her imkanlar var. Hala perişanlık çekiyor isek, suçlamayalım bizi idare edenleri. Niye? Allah-u Teala Hazretlerine soralım. Ya Rabbi niye böyle oluyor? Bizim Çorum'da güzel söylerler. Var işine gelişim de taran açına bulgulaşım diye. Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da kör öyle bakarmış. Sen Allah'a yaraştı bir durumun mu var? Yoksa katılaştın bunun bulduğu herkes kafir gavur ettin. Allah mısın sen lan? İlah mısın? Ha, emri bil maruf nehyanil münker. Bunu o olay yapalım. İmanını geçiren kişiye diyelim ki bak senin şu yaptığın hareket aman kardeşim bu küfür alameti. Beşeriyete zarar veriyorsun. Topluma zarar veriyorsun. Ferdi olarak zarar veriyorsun. Cemiyet olarak zarar veriyorsun. Bu bizim hakkımız. Bu nihayetini tayin etmek değil. Ama kimseye senin sonun cehennemliktir mutlaka ne yaparsan yap. Sen muhakkak cennetliksin ne yaparsan yap. Yok efendim yok. Allah'a mahsus bu kelam. Ancak bunu Hazreti Allah buyurabilir, diyebilir. Peygamber Efendimiz de diyemez. Diyemediler. Bakın, Peygamber Efendimiz aşere-i mübeşere 10 kişiyi müjdeledi, cennette tefsir etti 10 kişiyi. Hazreti Allah beyan etti, bildirdi de onlara tebliğ etti. İyi anlıyor muyuz? Şimdi elimizde bir kara. Ona da çal, ona da çal. Ne yapalım? Bizi böyle eğittiler. Nasıl? Deyiver bakayım. Ya İslam'a 5 tane şart koydular. Ve açık doğru söylüyorum. Dediler ki savun sana taç döket, kelime-i şehadet olmadıkça adam kafirdir, gavurdur, gayrimüslimdir. Ben de öyle dedim. Onu ölçü alıyorum. Onun için benim indimde Müslüman yok. Pek az. Öyle oldu değil mi? Allah kurtarsın. İşte bu yanlış ahkamdan Allah kurtarsın. Esav-ı Musa'da taçlı zekat kelime-i şehadet inkar mı ediyorsun?
O nasıl söz? Benim gözümün nuru. Hepimizin. Hepimizin. Zaten bunları kabul etmeseniz derviş olamazsınız. Size ders veren adamın alnını karıştırırım. Ben kabul etmiyorum. Sağım sana sertifiket kelime-i şehadet diyelim. İyi anlayın. Derviş, ittika sahibi, müttaki, müminin alametidir. Allah'ın rahmeti onda zuhur eder, tecelli eder. Onda zuhur eder, tecelli eder. Yeni İslam'ı kabul eden insanda değil. Biz öyle yanıldık ki. Bugün Avrupa, Amerika bilmem ne anlıyor bunu da. İleri devletler. Daha bizimkiler anlamıyorlar. İdarecilerimi kastetmiyorum. Dini otoriteleri kastediyorum. Hala ilan etmiyorlar, etmiyorlar, etmiyorlar. Allah hesap sorar onlardan. Açık söylüyorum. Bunu açık açık bildireceksin. Allah'ı kabul eden kişi, la ilahe illallah ettiğin kişi Müslümandır, kardeşimdir. Kanı katta haramdır. Benim başörtüm yok. Ancak hareketlerini gördüğüm zaman bir şeyler edinir, onları tavsiyede bulurum. Peygamberimiz, Efendimiz'in ölçüsü var mı? Hayır, onları da yok. Hazreti Resulullah Efendimiz ne buyururlar? Ben de kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Beşerim. Yanılabilirim, unutabilirim. Öyle değil mi? Ama peygamberi yarıştırmakta, peygamberi ilahlaştırmakta biz öne aldık. Her zaman alıyorduk da. Biraz da kuvvetliydik falan. Seslen dedik. Dönen. Senin peygamberin sonradan gelecek, bizim peygamberimiz ümmet olacak dedik. Ve bunu da tefsirlere yansıttık. Şimdi beni Nasara diyor ki İsa Aleyhisselam gökyüzüne çekildi, tekrar inecek. Çünkü herkese o güne düzeltecek. Bizimkiler de öyle. Belki bu kadar sıkıntıdan öyle dediler. Gelecek, gelecek de. Dua etmişti böyle peygambere ümmet olacağım diye, olsam diye. Allah da duasını kabul etti. Ümmet olarak gönderecek. Allah'ın böyle kanunu yok. Salaklık yapma. Allah-u Teala Hazretleri'nin böyle kanunu yok. Bu noksanlıktır. Tenzih ederim Rabbim'i. Hiçbir zaman peygamberini geri göndermez. Hadi sen de git de filancanın ümmet ol. Allah! Ne suçu vardı? Anam. Yahu yarattı, peygamber olarak yarattı. Allah verdiğini geri almıyor, şahit olarak duruyorum karşınızda. Ama hesabını soruyor tabii. Ya? Onun için bazı şeyhler, bakan ne yapar, bir şeyler yapar da, pek bir şey denilmez, hatlaşmayınca. Hatlaştı mı vururlar tabii. Hesaba çekerler sonra. Allah korusun. Şimdi Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da öyle buyuruyor. Biz İsa'ya soracağız. Sen mi dedin Allah'ın oğluyum diye? Bilmiyorum ya Rabbi, biliyorum da. Duysun salaklar diye söylüyorum. Yani saftilikler duysun diye söylüyor. Tesiri bu. Neyse esprisi çok bu işin. Hele mezarından hiç bahsetmeyeceğim. Onu bahsedebilirdi, bayağı kıymetlendirdik ya. Evet. İşte kardeşlerim, İslam'ın şartı yok. İslam'ın şartı yok. Ama biz böyle duyurduk dünyaya, dünya öyle biliyor. Ben çok Hristiyanlardan falan dinledim, İslam'da beş şart var diye konuştular onlar da. Nasılsa oraya aktarmışlar.
İmanın şartı var. İmanın şartı var. Yani ne demek? Taklidi iman, tahkiki iman. Tahkik nedir? Âmentü billahi ve melâketi ve kütübihi ve rasûlihi vel yevmul âhire ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ vel vâsıl vâdel mevt hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resûlü. Bunlar bir kulda, müminde, ittika sahibi bir kulda, müminde, müttakide, dervişte zuhur ettiği zaman kemalattır. Allah-u Teala Hazretleri'nin rahmet-i ilahisi onda tezahür etmeye başlar. Onda zaten başlangıcıyla zuhur etmiştir. Nasıl olmuştur? Savun, sevat, haccı, zekat, kelime-i şehadet. Onun artık gözünün nurudur o. Basamaktır o. Allah'ın lütfu ihsanıdır o. Hazreti Allah böyle buyuruyor. Başka türlü değil ki. Söyle Bedevi Habibim de iman ettik demesin diyor. Ya İslam'a girdik desin. Daha henüz iman kalbine yerleşmedi Allah. Biz böyle demedik. İmanla İslam'ı aynı kefeye koyduk. Evet. Ya Resulallah, biz kime Müslüman diye şahitlik edelim? Çok mühim bu. Öyleyse biz kime Müslüman diye şahitlik edelim? Evvela kaza meydanlarında la ilahe illallah diyene kılıç vuramazsın. Düşmanı harp ediyorsun ama kardeşim olsun. Ya vur o. Başka ölçün yok senin. Heh. Kime şahitlik edelim? Namaz kılıyorken görürseniz şahitlik edin. Şahitlik. Karıştırma bunu birbirine. Yani bir kişi de acayip anlatıyor, sen kafirin gavursun diyemezsin. Hakkın yok mu? Hele senin kitabın bitti, tarif oldu, yürürlükten kalktı falan. Allah Allah, peygamberin bitti, gitti, gitti, yürürlükten kalktı. Diyemezsin. Dedik, hala diyoruz. Hem utanmadan amenti okuyoruz, kitaplarına, peygamberlerine de inandık diyoruz, hem de evet, öyle diyoruz. Ayet-i kerimeler bunlarla dolu dolu. Ya baksana, Hazreti Allah ne buyuruyor? Maide suresi 48. Sana da daha önce kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere kitabı gönderdik. Onları da koruyacaksın. Ayet-i Kerime okudum. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Velametik. Evet. Dolayısıyla ey iman edenler, siz kendinize bakın. İman edenler, kullarım, kendinize bakın. Siz doğru yolu olunca sapan kimse, yolunu şaşırmış kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık o size yaptıklarınızdan bildirecektir. Kaybolmuyor bir şey. Yani sen yutturuyorum zannetme. Allah'ın önünde kaybolmuyor.
Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın. Ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Konuşmamın başına dönüyorum. Bize içtihat görmedik, şeriatla yürütmeye çalıştınız diyorum. Din adamlarımıza kusura bakmasınlar. Ve yaşanmayacak hale getirdiniz. İmanlı kardeşlerimiz zi isyan ettirdiniz. Katı kurallara kaçırdınız. Alay konusu ettiniz. Dünya İslam'ı çirkin gördü. Gösterdiniz dünyaya. Evet. Tekrar ediyorum. İçtihadın her devirde ortaya çıkardığı yorumlanmış din tablosuna Diyanet ve Şeriat denir. Siz bu tabloyu çizmediniz. 1200 küsur senedir fitne olur diye tabloyu çizmediniz. Gelin, Allah kusurunuzu affetsin. Bugün bunu düzeltelim. Dünyaya kafir ya da gayrimüslim demeyi bırakın. Maymun gözünü açtı. Senden daha güçlendi onlar. Canım okuyacaklar, haberin olsun. Hala bunda ısrar etme. Rica ediyorum. Doğru değil zaten bu. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün medeniyetsiz, teknolojisiz, efendim dünyaya uyum neyse onları elde etmeden insanların yaşaması muhaldir. Hem Hazreti Allah da istemiyor böyle yaşamayı. Evet. Çok zamanlar söyledim, hafızanızdadır. Biz İslam'ı ölçemiyoruz. Nasıl ölçüyoruz? İbadet, taat ölçüyoruz. Hayır, yok. Bu ölçü tamam değil. Evet, İslam'ı ölçerken Allah'ın kanunlarını kim yaşıyor ona bakacağız. Hangi toplumlar daha çok yaşıyor? Dünyayı anlamış, bugünkü yaşantıyı anlamış, geçmiş, mazi, gelecek istikbal, Allah'a malum, hal bugün diyen kaç kişi var? Evet. Allah adetlerini artırsın. Geçmiş mazi geri getiremezsin. İstikbal Allah'a malum. Hal bugün. Bugün sen nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bizim için. İsa ruhullah diyor, Musa kelimullah diyor, Adem sabirullah diyor. Gün ama kafir gavur değil onlar. Onlar da gelen şeriatlarına tabi oldularsa onlar da mümin ve müttaki, ittika sahibi. Ama sen ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'yı bulmuşsun. Allah ayırmasın. Onlar da bulurlarsa daha kemalat. Daha kemalat. İyi anla. Karıştırma bunları birbirine. İşte tekrar ediyorum, tazarrunu yaz ediyorum Rabbime ki Allah bu milleti perişan etmesin. Bütün kullarını perişan etmesin. Sadece biz değil. Bizlerden razı olacağı şekilde yaşatsın. Razı olarak da emanetini alsın inşallah. Evet. Büyüklerime diyorum ki, idareci büyüklerime.
Artık insaf edin de. Bu işi yasaklarla götürmeyin. Tavsiye ediyorum. 84 yaşında bu abdi aciz. Allah'ın verdiği vazifeyi taşıyan bu aciz. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin namına biat kabul eden bu aciz, rica ediyorum, biraz da maneviyete eğilelim de işlerimiz rast gitsin, dünya ve ahiret. Bu yolun büyüklerini incitenlerin işinin rast geleceğini gören olmadı daha dünyada. Sen görebilecek misin? Hayır. İyi anla. Biz başkaları gibi değil. Yani onlar da başka derken ayırt etmiyorum kardeşlerimi. Bizler mutiyiz. Medeniyet hayranıyız. Teknolojinin hayranıyız. Çünkü teknik insanlarız. Ekseriyimiz. Güzellikler nerede bulunursa alır kayıp malımız bizim. Yitik malımız, yitik. Peygamberim böyle buyurdu. Al lan diyor. Nerede bulunursa al. Senin malın o. Ama bize öyle gavur dediler, yahu alırsan onu, gavur onu falan falan. İşte Allah şerlerinden korusun, artık yeter onların da artık ilimleri mi diyeceğim, imanları mı, Rabbim ihsan etsin, düzelsin. Ve inşallah bundan sonra gelecek yahut giden hükümetimden de rica ediyorum, devletimden rica ediyorum, düzeltsinler bu işi. Yani biz menfaatimiz için konuşmuyoruz. Elhamdülillah biz inandığımız gibi yaşıyoruz. Bizi cezalandıracaklar, hapsedecekler. Hayır, hayır, hayır. Korkumuz yok öyle şeyde. Açık söylüyorum. Bir suçumuz yok ki. Ben kaç kere mahkemeye gittim. Kaç kere nezaretlerde yattım. Kaç kere güvenliklere çıktım. Hepsinden beraatım var elimde. Zararlı insan değilim ben. Benim ihvanım da zararlı değil. Başkaları gibi zannetmesinler. Onun için meşiyet kurulsun. Devletimin idaresi altında bu iş yürüsün. Yoksa çam kalmaz, hepsi bardak olur. Ya neler efendim neler? Gördük, görüyoruz işte, hala yaşıyoruz. Nice masum insanları mahvediyorlar. Nice masum insanları perişan ediyorlar. Ya babasından kalmış, ya dedesinden kalmış falan öyle beşik kertmeleri. Bir evlada kalmaz mı? Kalır. Niye kalmasın Allah verirse? Ama benim şeyhimin şu kadar alim evladı vardı. Hiçbirine vermediler. Çavuşum bile veremedik. Şeyh, şeyh tayin edemez. Peygamber efendilerimiz peygamber tayin edemez. Hakkı yok buna. Selahiyeti yok. Allah'ın tertibi tayini, Allah'ın tanzimi. İyi anlayın. Yani bu fakirin sözlerini kulağınıza küpe yapın. Lütfen. Bakın, hislerle konuşmuyorum. Ben şu yaştan sonra bana Efendi Hazretleri desem ne olacak, demesem ne olacak? ...37 senedir, 56 senesinden bu tarafa ben şeyhim. Allah'ın vazifelendirdiği şeyhim, Resulünün tasdik ettiği şeyhim. Bugün dahi sor Hazreti Resulullah Efendimiz'e. Sormana gerek yok. Buyurmadı mı? Bugün Galip Efendi'den başka yok beni temsil eden. Allah'a denir olsun da.
Öyle buyuruyor. Hazreti Allah yazdığım kitaba mühür basmadı mı? Şahitler birisi burada. Hiç ne tekne uyar, ne bilmem neye uyar. Onu geniş zaten ifadesini yazıyorum şeylerde, kitaplarda okursunuz. Ve geçen de yine onun aynen tasdiki Hazreti Allah'tan geldi. Kitabı yazmam ben. Yazıyorum, yazacağım. Gizli değil bunlar. Şimdiye kadar gizli bıraktılar. Neyi bıraktılar? Valla benim aklım olmuyor bu işe. Yasak denmiyor ki gizleyim. Hazreti Allah buyuruyor, Galip Efendi benim kulumdur diyor. Evet, elhamdülillah. Ben Allah'ın kuluyum. Evliyamdır diyor. O an elhamdülillah. Ne kesirmedim bugüne kadar. Dikkat ettim. Allah korusun. Yani ukalalık etmiyorum. Şeyhimdir diyor. Zaten böyle. İyi anlıyor musunuz? Ben kendimi vertişan etmek için gelmedim buraya. Sizler uyanık olun. Allah aşkına. Resulullah aşkına. Ve işte hükümetimden, devletimden, büyüklerimden, hatta ordumun da tavasut göstermesi istiyorum. Kusurumuza bakmasınlar. Biz hep kafir gavur diye geldik onlara. Onlar Muhammedçik. Unutmasınlar bunu. Muhammedçik onlar. Evet, Allah kılıçlarını keskin eylesin. Yani o tabir öyle. Şimdi kılıç kullanan yok da. Evet, Rabbim ordumuzu muhafaza buyursun. Devletimizi, vatanımızı, milletimizi, göz bebeğimiz, başka türlü anlatanları dinleme Allah aşkına. Dinleme. Bakın, cihat cihat diye tutturuyorlar. İşte cihat anlatıyoruz. Cihat mı? Cihat nefsinle mücadele. Hazreti Resulü Efendimiz öyle buyurdular. Bir kazadan dönüşlerinde büyük cihatta, küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz buyurdu. Dediler ki ya Resulallah bundan daha büyük cihat mı olacak? Evet. Nefisle mücadele. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Nefisle mücadele. Nefsini bilen Allah'ı bilir. Çok zor, zor. Düşmanla harp etmeye benzemez. Hayırtlar iç alemini sarmış. Daha dışarıdan kapıları bacaları kafa diyorsun. Ne ifade eder canım, içinde duruyor sen haydutlar. Allah korusun bu haydutlardan. Atalım. O zaman şahit oluyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resul. İmanın şartı tahakkuk ediyor. Müttaki oluyorsun, ittika sahibi oluyorsun, mümin oluyorsun. Evet, Rabbim cümlemizi muhafaza etsin. Evlatlarınıza, eskerlerinize dikkat edin. Bunlar kuşyonun tertibi değil. Allah'ın ve Resulünün lütfü ihsanı. Allah'ın lütfü ihsanı. Resulünün tebliği. Onun için sen demeyin ya. 100 daha niye vermiyor? 500 daha niye vermiyor? Falan. Hayırla şeyimizden verelim ama. Bil ki bunları Allah hesabı koyuyor. Evet. Neyse Allah'a aşina kılsın inşallah sizlere de. Varlık için demiyorum. Bir kul hiçbir zaman ilah olmaz. Kendinize varlık getirdiğiniz kadar küçülüyorsunuz. Küçülüyorsunuz. Yok oluyorsunuz Allah korusun. Eğer varlığı Hazreti Allah'a mahsus bilirsen, Peygamber Efendimiz'e de mal etme sakın. O zaman büyürsün. Büyürsün. Herkes senden bir şeyler bekler. Allah'tan başka ilah yok. İlla Allah var. Onun için ziyarete ne gidiyor? Ha ziyaret Allah'ın emri. Sonra o rahmet ilahi orada her zaman tecelli ediyor, zuhur ediyor.
Gazab-ı ilahi o zuhur eden yerlerdeki gazab-ı ilahi var, rahmet zuhur eden yerlerde rahmet var. Bunlar başka şekilde ifade edemezsin. O aklı ermeyenlere bakma. Allah ıslah etsin onları. Onların da aklı erer inşallah. Cahı alim geçiniyor adam ama neyse ben ileri gitmeyeyim fazla da. Gücendirmeyelim. Çünkü Allah işlerine rast etsin. İlimlerini âli kılsın. Rabbim zülcenahin eylesin onları da. Ben bunun için uyarmaya çalışıyorum, rica ediyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Yoksa başka bir kastımız yok. Peki fazla rahatsız etmeyeyim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Ve selametül alel hazirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ne yazdıydım, ne yazdıydım? Üç kağıt bulursa hiç birini okuyamadık ki. İki tane ayet okuduk. Neyse, alacağı bulursun. Alacağı bulursun. Niye yapalım? Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا Allah, 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 Allah,
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah.
zikrinden şükrinden hayırlı olsun. Hadi tekrarla zevk alıyorum. Olup beni zikreder, bana aşık olun. Öyle zikreder ki ben de ona aşık olurum. İşte sizdensiniz. Tebrik ederim, mübarek olsun. Allah size aşıktır, böyle topluyor, elhamdülillah. Çiğin evde halen cennetse korkmayın. Fakirin prensipler dışına çıkmayın. Benim prensibim değil. Ben Kur'an'ı böyle görüyorum. Ben Ebilahi'yi böyle görüyorum. Ben Hazreti Mesih Efendimiz'in sünnetini böyle görüyorum. Thank you.
kısmında günahlarını da affeyle. Habibi Edeb'in hürmetine, İzul Cenali'nin hürmetine, Azamet-i Kibriyat'ın hürmetine ya Hey!
Şerefi cümlemiz hakkında var, hüsreti, kesreti, aşk, sebebi, vefet, kurana, kayret ve istirak eyle. İç mümetin şerifen hafız olan cümlet, turbatı, evvelen bize, fahri kainat, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve Nebi Müşteba. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek münevve aziz zefir farkuhu şerife rafiflerine. Tarafımızdan fakirane ve acizane hediye edip Rabbimiz vasıl eyle. Çeşme-i kuyulatı Peygamber'e eden Rabbül Arrak cümlemizi seylap eyle. Allah'ın cümle Peygamber'in Ankara'sı Rüknam Hazretlerinin dahi ruhlarına hediye edip Rabbimiz vasıl eyle. Allah'ın cari Erbaş'ı Fahir-i Bekir Sıdık Ömer'in Fahir-i Osman için Nureyn ve Aliye Mürtaza radiyallahu teala anhu ve kalbi vermişsin. Ehl-i Beyt'in, Ali Beyt'in, Evlâd-ı Rasûlullah'ın, Ashâb-ı Rasûlullah'ın, 12 İmam-ı Mürt, Masum-ı Kuvvet, 24 Kâb'ın 72 Ferihan Şehid-i Kerbela, Şehid-i Bedir, Şehid-i Ruhu, Şehid-i Endek, Şehid-i Huneyn, Şehid-i Çanakkale, Şehid-i Tûr, Hazret Hamza, Hazret Abbas ve Sarı Ashab-ı Kiram Hazretlerinin. Ashab-ı Kiram, Ashab-ı Güzin, Sahab-ı İkram, Sahab-ı Güzin, Mahakir, Ensar-ı Tabi'in, Tekir Tabi'in ve Müşteri İkram Efendilerimizin dahi ruhlarını hediye edip Rabbimiz vasıl eyle. Amin. Son Sultanımız, Sultanımız ve Kulâdım Seyyid-i Kadir Geylani. Evvel Alemin Seyyid-i Ahmet el-Kebir Rufra'yı Seyyid-i Ahmet el-Kadir'i Seyyid-i Rahim Yusuf'in Şeyh-i Ebu Hasan Ali Şazili Şan-ı Şifendi Muhammed Bahri'nin Hazretleri. Beşten yalanı Selman'ın Farisi Hasan-ı Basri Habibi Acemi Davud-u Tayyip Maruf Fıkkerdi Sırrı Sırrı Cüneyd-i Bağdari Şeyh-i Şibriyahü Vefahü'nün Hayr Hazretleri'nin Şeyh Muhyiddin Arabi, Şeyh Sadi Şirazi'ye Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi Sultan-ı Mülemâ Hazretleri'nin, Hacı Berhan-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Beyazıd-ı Beslan Veli, Şeyh-i Şaban-ı Veli, Hakettin-i Sultan-ı Veli, Helveti, Celveti, Uşşak-ı Sümbül-i Suhre Veli, Kerevi Gazi, Beyli Gazi, Hüseyin Gazi, Suhuz Rumi, Ulubari, Ahmet-i Tizyani Hazretlerin ruhlarını hediye edecek Rabbimiz vasıl eyle. Ondan şeyhimiz Üstad'ın Barış-ı Seyyid Ali Sezai Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Hacı Bekir Baba, Hacı Mustafa Efendi, Çorumlu Hacı Bekir Baba, Çorumlu Hacı Bekir Kurşan Hazretlerinin ruhlarına, Hacı Efendi Hazretlerinin, Hacı Bekir Baba, Hacı Efendi Hazretlerinin ruhlarına, Şeyh Hazreti Mekir Kuşal Hazretleri'nin ruhlarına hediye edip Rabbimiz vasıl eylesin. Turuk ailemizden ahirette izah etmiş olan cümle meşer izan efendilerimizin ve vermiş kardeşlerim. Meclisimizde hazır bulunan ve bulunan etbanımızın da ahirette izah etmiş olanlar. Çünkü büyük bütün geçmişler ruhlarına hediye edip Rabbimiz vasıl eylesin. Okumamız kelime-i terhîf hürmetine. Okumamız Lafz-i İdrelal ve Selam-ı Selamlar ve Hürmetler. Rabbimiz cümlemizi iki cihanda aziz eyle. Cenab-ı Mertimizi Cenab-ı Allah hasan eyle. Habir-i Ahmet'in ve Reis'in de Cenab-ı Allah cümlemize yaratan eyle. Derdimizin cümlemi beldeleri arkak ve araziyeden arkak tutular daim ve zaten sır felaketinden de fın felaketinden hüsnü muhafaza eyle. Hükümeti Cumhuriyemizi adli bir sen, bütün insanlığın berrahım ve bütün insanlığa berrahım ve rahmet ve Allah'ın selametleri ihsan eyle. Hükümeti Cumhuriyetimizi
ve mübaddes rahmının farkında. Hayırlı kararlar, tabbik etmeden nasip beni gelse eyle ya. Tarhan ordumuzu karada, denizde, havada, mansur ve muzaffer eyle ya. Şehitlerimizin görevleri başında şehit olan askerlerimizin ve polislerimizin de ruhlarını hediye edip Rabbimiz vası eyle. Hastalar şifa, dertlere deva, borçlara edalar nasip ihsan eyle. Davranımda, günahında, miranda kalmışlara Cenab-ı Allah'a yardım eyle. Cümle vazifeli kardeşlerimizin vazifelerinde kolaylıkla lütfe ihsan eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve bina azaben nâr. Rahmetike ya erhamer rahimîn. Allahümme salli ve sellem ala eşrefi nuri cemil enbiyâi vel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Hayırların fethi, şerlerin de fiyi için bütün âlemin sıhhatesi Hazreti Allah'ın rızayı şerifi için Celle alel Fatiha ve salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah daim eylesin. Samimiyeti gibi Rabb'in korkmasın. Rabb'in fikrinden, fikrinden bizleri uzak tutmasın. Kusurlarını da eylesin. Evet, aciziz, biçareyiz. Ondan başka Rabb'imiz yok. Yalvaracak hiçbir yer yok. Ve Ömer Efendimiz buyurdular ki, müferrudun ilerlediler. Müferrudun sebat ettiler. Müferrudun nedir ya Resulullah? Allah'a çok zikreden erkekler ve kadınlar sefak etmeli, derdettiler. Bir de ayrıcalık yok. Rahmet ilahiyle ayrılık yok. Erkek de kazanır, kadın daha fazla kazan sayıdır. Çünkü kadın gibi daha fazladır erkekler. Allah rahmet ve fişmeli. Onun için tebrik ederim, müjde ederim. Rabbime samim olalım. Peygamber Efendimiz'i getirdiği ahkama da sadık olalım. Biz şerefli böyle görüyoruz, bu şerefli şaşırmayalım. Yani karanlık gösterilen şeref kabul etmiyoruz. Bizi teknolojiden dönemeyenler, insanlıktan uzaklar, Allah'ı bir zulüm maksesi gibi gösteren şeriatlar kabul etmiyoruz. Şeref.
Hakikat sahile yazılır zaman altı çıkar yazılır. Hakikat sahile yazılır zaman. Hakikat kendisine yetiştirir şerefsiz. Maalesef hakikat. Hakikat şeriat. Maalesef şeriat. Hakikat şeriat. Şeriatsız olmaz demiyor şeriat. En müdahi bir olarak getirdiği bizlere tembih ettiği. Biz kardeşliği maalesef biz anlatamıyoruz. Onlardan duyuyoruz kardeşliği. Ne yapalım? Ne yapalım? Onun için neden umutumuza vuruyoruz? Vazifelerimize dikkat edelim. Samim olalım. Evet. Çünkü samimiyet dervişin gücündedir. Derste ne kadar ikram gösteriyorsa derviş Allah'a karşı o kadar samimidir. İyi anlıyor musunuz? Efendilerinize hükmet örnekte kusur etmeyin. Çocuğumuz çocuğumuz Allah'a emanetindir. Onları güzel terbiye edin, incitmeden götürün. Onun için ilim lazım, işte iyi bir iman lazım. Bugün çocuklarımızı terbiye edemedik, acizlik geçiriyoruz dünyada. Bakın, yavru da yaratan terbiye. İnşallah. Kendimiz olduğuna doğru ki çocuklarımızı da Allah'a Resulü görelim. Cehennem göstereceğiz. Sevgili Allah'a sevgili. Yalanlar Efendimiz sendirerek götürür. Gerçek bu. Allah şükürlerinizden razı olsun.